Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı ile çevre örgütleri arasında çam kese böceğiyle mücadele konusunda biyolojik ve mekanik mücadele yöntemlerini de kapsayan entegre mücadele yöntemleri uygulanması konusunda görüş birliğine varılıp ortak bir deklarasyon yayınlandığı bildirildi. İmzalanan deklarasyona çevre örgütlerini temsilen Çevre Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Biyologlar Derneği imza koydu. İmzadan önce konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, çam kese böceğiyle mücadelede bugüne kadar çeşitli yöntemler kullanıldığını anımsatarak amaçlarının hem doğal çeşitliliği koruyan hem de sürdürülebilir bir yapıda tedbirler almak olduğunu söyledi. Konuyla ilgili çevre örgütleriyle yapmış oldukları istişarelerde tam bir görüş birliğine vardıklarını ifade eden Evren, uygulamaya koyacakları yöntemle birlikte süreç içerisinde tam bir verim almayı hedeflediklerini belirtti. Orman zararlılarının en az orman yangınları kadar ağaçların yaşamına zarar verdiğini vurgulayan Evren, bu konuda yapılan mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Çevre örgütleri adına söz alan Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Hasan Sarpen de konuşmasında çam kese böceğiyle mücadele yöntemi konusunun uzun yıllardır tartışıldığını söyleyerek varılan mutabakat neticesinde ormanlardan kimyasal maddelerin uzak tutulması suretiyle yapılacak çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sarpten, bakanlıkla çevre örgütlerinin birlikte adım atmasının önemli olduğunu ifade ederek bu aslında sivil toplumla yönetenlerin diyaloğunun bir sonucudur dedi. Sarpten, aynı anlayışın devam etmesi durumunda çevre adına iyi sonuçlar alabileceklerini vurguladı.